Evet arkadaşlar, folik asit işte testi yapılan gebelerin takviye olarak aldığı bir vitamin. Nedir bu folik asit? Size kısaca bunu anlatayım. Nedir, ne işe yarar ve eksikliğinde ne olur? Şimdi arkadaşlar, folik asit B grubu vitaminlerden biri, dışarıdan almamız gereken bir vitamin. Peki bu folik asit eksikse ne olur? Hemen bunları söyleyeyim. Birincisi megaloblastik anemi dediğimiz bir çeşit kansızlık olur arkadaşlar. Bu kansızlıkta eritrositlerin çapı genelde büyük olur ama dokulara yeterince oksijen taşıyamaz. Onun dışında yine kalp hastalığı riskiniz artar. İnme yani felç riskiniz artar. Damar sertliği, ateroskleroz riskiniz artar. Depresyon riskiniz artar. Bazı kanserlerde görülme sıklığı artar. Yani kanser riskini artırır. Ve işte gebeler niye verilir bu? Gebelerde nöral tüp defektleri yani işte omuriliğinin kapanmaması, bebeğin doğuştan başsız doğması gibi, anensefali gibi böyle ölümcül omurilik defektlerinin riski artar ve gebelikte preeklampsya yani yüksek tansiyon riski artar. Onun için folik asit takviyesi verilir arkadaşlar. Peki folik asidi günlük ne kadar almalıyız? Günlük yaklaşık olarak 400 mikrogram alınması yeterli olur ama gebelere ve emzirenlere daha fazla verilmesi gerekli arkadaşlar. Onun için gebe ve emzirenlerde günlük 600 mikrogram kadar folik asit verilir. Bu genellikle gebeliğe bir ay kala başlanır. 400 ile 800 mikrogram arasında gebelere bunları verilir. Ve gebeliğin en az ilk 2-3 ayı boyunca devam edilir ki bu saydığım nöral tüp defektleri olmasın. Bebekte bir sorun olmasın diye. Kanda folik asit değeri ne olmalıdır? Yaklaşık işte 5 ile 15 nanogram bölü mil, mililitre arası arkadaşlar normal kabul edilir. Eee folattan aslında yapılıyor. Folik asit aslında sentetik bir vitamin. Nelerde var bu vitamin arkadaşlar? Özellikle ıspanak, brokoli, avokado, portakal, mandalina gibi bitkilerde bol. Bunun dışında yine karaciğer, sakatatlar, et ve yumurtada bol bulunan bir vitamin. Vücutta ne işe yarıyor bu? DNA sentezinde görevli arkadaşlar. Bu DNA ne demek? Artık işte hücrelerimizin yapılması demek. Onun dışında DNA'nın tamirinde gerekli, metilasyonda gerekli. Bunun aynısına fazla girmeyeceğim. Yine sağlıklı görmede homosistein denen bir zararlı metabolitin metiyonuna dönüşmesinde görevi var. Bunu birazdan açarım. Ve eritrositlerin yani kırmızı kan hücrelerinin olgunlaşması için gerekli arkadaşlar. Evet folik asit bu. Sorularınız varsa videonun altından sorabilirsiniz. Hoşçakalın.